teşkilatının beslediği IŞİD çeteleri tarafından Suruç'ta katledildi. Bu yürüyüşün önündeki fotoğraftaki gördüğünüz gençler Kobani'deki çocuklara çantalarında oyuncak götürmek için toplanmışlardı. Kobani'de kreş yapacaklardı. Oyun parkları yapacaklardı. Hastane inşa edeceklerdi. Ve Türkiye halklarının Kobani'deki halklarla, Kürtlerle, Çerkezlerle, Türkmenlerle, Araplarla dayanışması için oraya gittiler. Savaşa karşı halkların eşitliği ve kardeşliğini haykırmak için gittiler. Kantonal yönetimiyle halklara, inançlara eşit bir şekilde özgürlük taşıyan Kobani Rojava devriminin Orta Doğu'ya bir sembol olması için, bunu genişletmek için oraya gitmek istemişlerdi. Ama ne yaptılar? 7 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan Erdoğan ve onun geçici savaş hükümeti AKP bunu içine sindiremedi. Tek başına iktidar olmak istiyorlar. 12 yıldır soframızdaki ekmeği çaldınız. Cebimizdeki parayı çaldınız. Halklarımızı, inançları birbirine düşman ettiniz. Bir tane sınır komşumuzla düşmanlık beslemediğiniz tek bir ülke kalmadı. Halkları, insanları kamplaştırdınız. Tek millet, tek inanç, tek bayrak dediniz. Herkesi ötekileştirdiniz. Ne verdiniz 12 senedir de şimdi 13. senede yeniden tek başına iktidar olmak istiyorsunuz? Siz savaş istiyorsunuz. AKP ve Erdoğan tek başına iktidar olabilmek için ülkeyi, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyor. Ama barışı biz insan, barışı biz inşa edeceğiz. Ama onlardan barış dilenmiyoruz. Biz barışı Türkiye ve Kürdistan'da Orta Doğu'daki yaşayan halklarla eşitleşerek, yan yana gelerek, sokaklarda, meydanlara çıkarak gerçekleştireceğiz. Biz barışı, barışın önündeki engelleri yıkarak gerçekleştireceğiz. AKP'nin iktidarını, Erdoğan'ın kaçak sarayını başına geçirerek gerçekleştireceğiz. Bizim bir yüzümüze attıkları tokatla öbür yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Öz savunmamızla onların anladığı dilden onlara cevap vereceğiz. Ama biz gerçekten yürekten barışa inanıyoruz. Ama biz gerçekten insanlığın kurtuluşuna, özgürlüğüne inanıyoruz. Ama biz gerçekten emekçilerin birliğine ve emeğin iktidar olmasına inanıyoruz. Ve bunun için Kobani ile Kürt halkıyla dayanışıyoruz. Şimdi IŞİD operasyonlarını bahane ederek Türkiye'de ve Kürdistan'da HDP'lilere, devrimcilere, sosyalistlere operasyonlar yapıyorlar. IŞİD'i Suriye topraklarında, Kürdistan topraklarında aramayın. IŞİD Türkiye topraklarında, Ankara'da, merkezinde, Aksaray'da Erdoğan tarafından yönetiliyor. Düşünün bir, Hakan Fidan ne demişti? Hatırlayın o konuşmaları. Sınırın öbür tarafından 3 tane bomba atarız ve operasyonu gerçekleştiririz. Evet, 3 gün önceki yaşanan aynı bu senaryonun bir parçasıydı. Kandil'deki gerilla kamplarına saldırmak için, Rojava ve Kobani devrimine saldırmak için bombaları patlattılar. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar insanlığa düşman. Bunlar soframızdaki ekmeğe düşman. O yüzden barışı hep birlikte inşa etmemiz için safları sıklaştırmamız gerekiyor. Birlikte haykırmamız gerekiyor. Eşitliğimizi, kardeşliğimizi. Faşizme inat, yan yana gelmemiz gerekiyor. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Faşizme karşı omuz omuza. Şu an her dedikim, hey 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 hey. Bak düşmem kusura.